Kazakistan tarihi açısından 2022 Kantar olaylarının belki de en beklenmedik sahnesi buydu. Tam 30 yıl boyunca elbası denilerek baş göz edilen Nursultan Nazarbayev'in Tunçtan heykeli Taldıgorgan şehrinde işte böyle yıkılıyordu. Oysa ki daha 5 yıl önceki açılış töreninde insanlar Dombra eşliğinde alkışlıyordu Nazarbayev'i. Kim bilir, belki de o gün alkışlayanlarla 5 yıl sonra heykeli yıkacaklar arasında yine aynı kişiler vardı. Peki Nazarbayev anıtının boynuna ilmeği geçiren o motivasyon neydi? Bu sorunun yanıtına ışık tutması için sizi Taldıgorgan'dan alıp Viyana'ya götürüyoruz. Burası Viyana Merkez Mezarlığı. 1,5 asırdır burada gömülen insan sayısı neredeyse 2 milyon. Yani günümüz Viyana nüfusundan bile fazla. Amadeus Mozart'tan tutun da Beethoven'a kadar birçok tanınmış isim işte burada yatıyor. Mezarlık sakinleri arasında öyle bir isim var ki Taldıgorgan'da yıkılan o tunç heykelin serencamına yattığı yerden ayna tutuyor. Kazakistan'daki hengame ile Viyana'daki bir mezarlık arasında nasıl bir bağlantı olabilir diyeceksiniz. İşte o bağlantı bir mezar taşının üzerindeki yazan isimde saklı. Nursultan Nazarbayev'in damadı, belki de veliahtı Rakat Aliyev. Tarih 16 Aralık 1991. Kazaklar ülke tarihine damga vuracak yeni liderlerini selamlıyor. Nursultan Nazarbayev Abişoğlu. Верно служить народу нашей многонациональной республики, строго следовать Конституции Республики Казахстан, гарантировать... Elbası Nazarbayev artık bağımsız Kazakistan'ın ilk devlet başkanı, lideri, aksakalı, hatta milli marşa bile işlenmiş umudu. İşte marştaki o dizeler. Urpakka jolaşkan, ken baytak jerim var. Anlamı, nesillere yol açan engin bir yurdum var. Ama ne yazıktır ki, belki de bu coğrafyaların kaderi, açılan yollar her nedense liderin kendi nesli için daha bir görkemli açılıyor. Dariga Nazarbayeva, elbasının en büyük kızı. Forbes Kazakistan'a göre 600 milyon dolarlık servetiyle Kazakistan'ın en zengin insanlarından biri. Aynı zamanda bir medya patroniçesi. Dariga Nazarbayeva ismi Panama belgelerinde de geçiyordu. Kurulan offshore şirketleri üzerinden kaçırılan milyonlarca dolar, Birleşik Krallık'ta satın alınan gayrimenkuller. Ekonomik becerilerini siyasi kariyer ile de taçlandıran Dariga Nazarbayeva, meclis ve kabine üyeliği, başbakan yardımcılığı ve son olarak da senato başkan vekilliği yaptı. Ancak bu son görevinden devlet başkanı Tokayev tarafından alındı.
şimdi babası Nazarbayev'in adını taşıyan vakfı yönetiyor. Onda suraklarına cevap gerek desindir. Mağan yazılıp, gelip suraklarınızı koyup, interviu aluğa bolat. Koridorda mikrofonda uzman tıkmanızdır. Dariga Nazarbayeva aynı zamanda bir amatör opera sanatçısı. Vokal eğitimi eksikliğine rağmen konser ve etkinliklerde aryalarını sıklıkla icra ediyordu. Seyirciler de onu büyük bir coşkuyla alkışlıyordu. Bu alkış sırasında belki de zihinlerinden geçen spontan uyarı şuydu: beğenmesen de alkışla. Dariga Nazarbayeva. Ve kocası Rakat Aliyev, o da diplomat bir aileden geliyordu. Babası, bağımsızlık öncesi Kazak Sovyet Cumhuriyeti'nin bakanlarından biriydi. Ancak Rakat Aliyev, ekonomik, bürokratik ve politik sahadaki hızlı yükselişini evlendiği Dariga'ya, daha doğrusu kayınpederine borçlu, yani Nursultan Nazarbayev'e. Asıl mesleği doktorluk olan Rakat Aliyev, 2000'li yılların başında Kazakistan'ın en büyük bankası Nurbank'ın kurucu ortağı ve ana hissedarı oldu. Vergi Soruşturmaları Başkanlığı, Kazakistan Gizli Servisi Başkan Yardımcılığı yaptı. Muhterem kayınpederiyle aralarından su sızmıyordu. Hele hele torunlar elbasının kucağına oturmaya başlayınca. Bu mutlu tabloya insanlar gıptayla bakıyordu. Ta ki Kasım 2001'de Rakat Aliyev'in aniden istifasına kadar. İddiaya göre Rakat Aliyev kayınpederine karşı bir darbe planlıyordu. Ayyuka çıkan darbe söylentilerinin ardından Nazarbayev onu büyükelçi olarak Viyana'ya gönderdi. Rakat Aliyev 3 yıl boyunca burada büyükelçilik yaptı. Ancak kulağı hep Kazakistan'da kayınpederinden gelecek çağrıdaydı. Nitekim dön çağrısı 2005 yılında geldi. Kazakistan'a geri dönen Aliyev bu kez kayınpederinin Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı. Ta ki adı Rakat Gate adı verilen yeni bir skandala karışana kadar. 2007 yılının Ocak ayında Nurbank'ın iki üst düzey yöneticisi Joldas Temiraliyev ve Aybar Kasenov ortadan kayboldular. Fail olarak tüm gözler Rakat Aliyev'in üzerine çevrildi. Bunun üzerine Aliyev ikinci kez Viyana'ya büyükelçi olarak gönderildi. Ancak Kazakistan'daki adli makamlar bu kez Aliyev'in peşini bırakmadı. Hele hele kaçırılan bu iki kişinin cesedi Rakat Aliyev'in bir iş yerinde bulununca. Hakkında cinayet ve suç örgütü kurmak iddiasıyla ceza davası açıldı. Aliyev tabii ki suçlamaları kabul etmedi. Savunması tanıdıktı. Siyasi kariyerimi bitirmek istiyorlar. Aliyev aynı yılın Mayıs ayında elçilik görevinden azledildi. Hemen akabinde hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Avusturya'dan iadesi istendi. Almatı'daki bir mahkeme Rakat Aliyev'i gıyabında bankacıları kaçırmak ve darbe planlamak suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasına çarptırdı. Avusturya bu kararın siyasi olduğunu ileri sürerek iade talebini reddetti. Bu arada Rakat Aliyev'e bir darbede işi Dariga Nazarbayeva'dan geldi. 2007 yılında özel bir ulak boşanma kararını kapı aralığından Rakat Aliyev'in eline tutuşturuverdi. Yaşanan tüm bu olaylar Rakat Dariga çiftinin ilk göz ağrıları elbasının biricik torunu Ay Sultan'ın kalbinde derin yaralar açtı. Giderek uyuşturucu bağımlısı olan Ay Sultan bir gün İngiltere'deki rezidansında ölü bulundu. Olay kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Rakat Aliyev artık Nazarbayev ile köprüleri tümden atmıştı. Kayınpeder adını verdiği bir kitap yazdı. Bu kitabında Nazarbayev ve ailesinin bulaştığı yolsuzlukları anlattı. Kitap Kazakistan'da yasaklandı ve dağıtanlar hakkında dava açıldı. Rakat Aliyev, Olay Yeri Avusturya adlı ikinci kitabında da iddialarını yeniledi.
Aliyev bu arada Avusturya pasaportlu asistanı Elnara Şorozova ile evlendi ve soyadını Şoraz olarak değiştirdi. Kitapların ardından Kazakistan bir kez daha Aliyev'in iadesini istedi. Ancak Viyana yine reddetti. Rakat Aliyev hakkındaki suçlamalar nedeniyle Haziran 2014'te Avusturya makamlarına teslim oldu. Aliyev, bir zamanlar büyükelçi olarak oturduğu rezidansa sadece 10 dakika uzaklıktaki Josefstadt cezaevine konuldu. Günler geçti, Rakat Aliyev aynı koğuşta kaldığı kişiler tarafından taciz edildiğini söyleyerek şikayette bulundu. Bunun üzerine tek kişilik hücreye alındı. Şikayeti nedeniyle açılan davada 24 Şubat 2015 günü mahkemede ifade verecekti. Ancak Rakat Aliyev o gün hücresinden asla canlı çıkamayacaktı. Sabah hücrenin kapısını açan gardiyanlar Rakat Aliyev'in cansız bedenini buldu. Olay yeri tutanağına göre kendini sargı bezleri ile banyodaki askılığa asmıştı. Otopside intihar dedi. Ancak Rakat Aliyev'in avukatı Klaus Einetter ölümü oldukça şüpheli bulduğunu ve kapsamlı bir soruşturma istediğini söyledi. Einetter yaptığı açıklamada "Kimseyi suçlamak istemesem de bu konuda ciddi şüphelerim var. Dün onu ziyaret etmiştim. İntihar tehlikesinden söz edilemezdi" diye konuştu. Avusturya Adalet Bakanlığı Rakat Aliyev'in hapishane hücresinde intihar ettiğini resmen doğruladı. Daha sonra Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri'nin Aliyev'in ölümüyle ilgili soruşturmaya katılmakta ısrar ettiğini bildirdi. 2016 tarihli bağımsız bir rapor, intiharı dışlayarak Rakat Aliyev'in vücudunda yanık izleri olduğundan bahsetti. Yıllar içinde dosya tamamen kapandı. Tıpkı Rakat Aliyev'in üzerine kapanan granit kabir kapakları gibi. Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset. Bu söz ünlü Amerikalı yönetmen Woody Allen'a ait. İşte kudretli damat Rakat Aliyev'in de böyle büyük planları vardı. Bir gün Kazakistan'da başa geçmenin hayalini kuruyordu. Dariga Nazarbayev ile yaptığı o stratejik evlilik onu bu hayaline bir adım daha yaklaştırmıştı. Ancak Rakat Aliyev'in planları arzu ettiği gibi gitmedi. Ne elde ettiği o muazzam güç ne de kazandığı Karun hazinesi gibi para onu amacına ulaştıramadı. Rakat Aliyev 2,5 milyon metrekarelik Kazakistan'ı yönetmeye talipken geldiği nokta işte burası. 2,5 metrekarelik bir mezar. Rakat Aliyev'in arkamdaki şu mezar taşı daha çok para, daha çok güç hırsıyla yoldan çıkan dikta heveslilerinin aslında kaçınılmaz sonuna dair muazzam bir örnek. Elbette sadece Kazakistan'dakiler için değil. Ertuğrul Erbaş, Gri Hat, Viyana.